Ama diğer yandan insanlar işte ekonomik durumdan bahsedebiliyorlar. Yani günlük geçim kaygılarından bahsedebiliyorlar. Ya da ülkedeki işte bir takım yolsuzluklardan, başka bir takım olumsuzluklardan bahsedebiliyorlar. Dolayısıyla artık eskisi gibi bir hava yaratacağını ve doğrudan işte iktidarın işine yarayacak bir durumun ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Diğer yandan daha önceki operasyonlara bakacak olursak, mesela Rusya bu kadar kararlı değildi. Suriye mesela bu kadar kararlı değildi. Yani SDG ile Suriye ordusu arasında böyle bir işbirliği söz konusu değildi. Suriye artık bu saldırıları doğrudan kendisine yapılmış gibi görmüyordu daha önce. Çünkü başka bir takım işlerle uğraşıyordu, başka bir takım başlıklar vardı. Ama şimdi artık bu başlıklar azaldı ve Türkiye'ye yönelik olarak da Suriye'nin de bir tavır içerisinde olduğunu görüyoruz ki bu nedenle Türkiye çok rahat olmayabilir böyle bir takım operasyonlarda. Ancak dışarıdan işte mesela dünkü saldırı gibi saldırılar olur. Bu ayrı bir konu ama bir geniş çaplı bir operasyon gerçekten de çok da mümkün görünmüyor. Böyle bir şey yapılırsa eğer bunun Türkiye ya da iktidar açısından olumlu sonuçlanacağı gibi bir durumda garanti değil doğrusu. Daha önceden mesela iktidar bir takım yani propaganda diliyle muhalefette söz hakkı tanımıyordu ve muhalefet kendisini bu tür konularda iktidarın yanında yer almak zorunda hissediyordu. Ancak artık böyle olmadığını görüyoruz. Yani şimdi mesela tam da bugünlerde işte Suriye yönetimiyle işte ilişkilerin normalleştirilmesinin telaffuz edildiği bugünlerde muhalefetin biz zaten bunu yıllardır söylüyorduk. Nihayet işte akılcı yola geldiniz gibi açıklamaları da bunu gösteriyor. Bundan sonra da artık eskisi gibi mesela şu olmayacak. Yani işte Suriye'ye operasyon var. Hadi bakalım hep birlikte arka arkaya gidelim gibi bir durum söz konusu olmayacak. Kaldı ki iç siyasete baktığımız zaman da aslında alternatifin artık daha somut bir biçimde yükselebildiğini görüyoruz. Bunlar hep işte bu dengelerle ilgili. Şu anda denge muhalefetin lehine ve dolayısıyla muhalefetin artık farklı bir dil kullanacağını zannediyorum. Bu arada tabii bir toplumsal muhalefet olarak ya da toplum açısından baktığımız zaman herkes bütün bu işte savaşın bir şekilde sona ermesi gerektiğinde hemfikir. Ne olursa olsun. Dolayısıyla da artık muhalefetin de bunu okuduğunu ve kabul ettiğini göz önüne alacak olursak, bundan sonra daha barış dilinin kullanıldığı, en azından Suriye ile ilgili olarak daha barış dilinin kullanıldığı, daha olumlu çelişkilerin, savaşların bittiği bir dilin kullanıldığını göreceğiz.